Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Yeni bir günden diyorum. Bugün böyle güneşin etkisini biraz daha yitirdiği bir gün sanırım. Şu anda hissedilen bu. Kuşçuk burada. Yol çalışmaları vardı. Kapatılmış şurası. Şu yol tamamen full kapalıydı. Bir türlü bitemedi buranın çalışmaları, bir şeyleri. Yapılan her şey iyidir. Mutlaka bir şey vardır da yapılıyordur. Evet, kuş bana bakıyor. Kuş alıştı artık. Bizim ona zarar vermediğimizi hissediyor. Ben buraya gelsem de artık tedirgin olmuyor. Kalkmıyor bile. Oturuyor. Çünkü hiçbir şey yapmıyorum ona. Hiç dokunmuyorum bile. Bak, yemini falan verdim. Orada oturuyor. Sen orada 2 ay, ben sana orayı verdim. 2 ay, 3 ay. Artık ne kadar kalmak istiyorsan kalabilirsin. Tamam mı? Yani kendini Yani mutlu ol. Oradan zaten çorapları da kendisi bir attı. Onun üzerinde çorap vardı. Attığı yere kendisi. Oraya çok güzel bir yer yaptı. Ben hiç dokunmuyorum. Böyle uzaktan gözümle seyrediyorum seni. Tamam mı? Sinirlenme. Bu kadar yani. Alışmana sevindim bize. Yine bir çalışma ve yine bir sonrasında yıkım, ama bu sefer hemen yıkadılar çünkü çok fena olmuştu. Ay, gözlüğüm çarptı. Ümit de arabayı bırakmaya gitti çünkü buradaydı. Çukur açmışlardı, kapatmışlar ama tümsek gibi yapmışlar orayı, düz yolu bozmuşlar. Resmen cosluyor asfalt sıcaktan. Aa, muhtar. O değil mi? Mahallenin muhtarı. Bir dahaki sene ben olacağım. Bugün kahvaltımız bunlar. Ümit Bey, mutlu musun? He? Her zaman. Yok, o her zamankini sormadım. He. Tabii canım. Bayağıdır göremiyorduk kendilerini. Ay canım benim. Şurada ekmek koparsana. Ekmeğimiz de çok güzel. Yani et yiyorduk da kavurma almıyorduk sabah. Sen çünkü evden... Evde olduğum için çocuklarla hazırlıyorum ya. Hani normal kahvaltılık. Tabii çocuklardan gönderiyorsun. Gelmiyorum ki kahvaltıya. Aynen. Bugün geldim, seninle kahvaltı yapmak istedim. Hadi sen de katılın. Bir an dedim, vermeyecek misin? Ayıplamamı mı istiyorsun? Pişmanmışsın hep. Neymişim? Pişmanmışsın. Ya bebekse ne biliyorlar? He? Ya bebekse? Al sana bir köpek, ver bana bir bebek. Nereden biliyorlar? Neredeydi o? Ben böyle bir şey duydum. Bir filmdi sanki. Türk filmi repliği gibi geldi. He. Al sana bir bebek, ver bana bir bebek. Evet. Sokakları da yıkattım. Öyle. Muhtarı da çektim. Muhtar var ya, yarım metre yer yıkattı. 7 tane story attı, gördün mü? Mübarek ya. Evet. Çok mübarek bir muhtarımız var. Hadi bir ye, kavurma da bir şöyle kendine gel de rengin yerine gelsin. Görek. Çatal. Ya çatallarımız hiç kalmamış öyle ya. Aa, hayır, onu koyma, güzel olmuyordu, bırak. Niye? İkisi karışınca güzel olmuyor. Ha, kaşar. Unuttun mu? Unutmuş adam kavurma yemeği yemeye. Kavurma kaşar yenir, beyaz peynir zeytini kendime aldım. Ekmek çok oldu ya, kavurmaya denk gelmiyor. O tat bu tat mı? Evet. Afiyet olsun. Sağ ol. Dükkandan çıktım, eve geldim, böyle sütlerim geldi. Sütlaç yaptım. Buraya da böyle mayalayacağım ama tam kaynar şu anda. Sütlaçlarım çok güzel oldu. Böyle şöyle sallayınca kıvamını anlayabiliyoruz. Biraz daha kaynat, böyle muhallebi gibi olsun istedim. Sizlere de böyle göstermek istedim.
Göktuğcuğum burada. Faturamız gelmiş. Elektrik faturamız 386 lira. Burada ben. Özlem Kına'dan geldi. Kapıyı açtım, Özlem'le konuştuk. Biraz Göktuğ gördü. Bebek çok şey olmuş. Ne olmuş? Değil mi? Takım elbise giydirmiş annesi de. Bizim bebekler ne durumda? Ay unutuyorum, iki de bir buraya çıkasım geliyor. Neyse çıkmayayım ben, en iyisi böyle burada oturayım. Umut Bey her tarafı tertemiz yapmış. Bu arada kızlar da geldi. Komşu kızları vardı biraz önce, oynadılar. Gerçi Ümit de evdeydi o sıra. Sütlaç getirdim. Ama var ya öyle bir soğuttum ki bu sütlacı. Buzlukta mı? Soğumuştu, buzluğa koydum hemen. Kıvamı bak 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 bak. Mahallevi gibi. Buzluğa girdi ya. Keşfir gibi. Buzluğa girdiği için. Fark etmiş değil mi buzluğa girince? Ümit az önce demişti ki ben bunu yiyemem. Kavun yedim. Ya şimdi kalktın yemekten, işte etrafı toparlıyordun. Ümit bugün hem eve geldi hem yemeğini aldı, indi dükkana. Şeyler oluyor. Evet, afiyet olsun sana. Beğenmene sevindim. Evdekileri de yemeden önce bir 5 dakika önce buzluğa koyup çıkaracağım. En iyi sütlaç Göktuğ Gülay kanalında efendim. Tarifini çekmedim. Her zaman çok çektiğim için sütlacı bu sefer çekmedim. Göktuğ Gülay kanalında Sevilay'ın mutfağı, Sevilay'ın sütlaçları tavsiye ederim. Evet, saatlerce kaynayan sütlaç. Yani kaç para vereceğim? Ben mi? Reklam. Aa, Trendyol'dan bana reklam teklifi geldi. Gördün değil mi mesajlarımı? Ondan sonra çok yazan yazdılar. Yine ben hep engelledim. O ne demek oluyor ki? Bilmem. Sistem üzerinden bulmuşlar işte beni. Reklam işbirliği ama ben yapamam yani. Şimdi ben kendim kullanmadım, denemediğim bir şeyi insanlara satamam yani. Bildiğim bir şeyi, yani ben 100 numaralı adam değilim ki, bir sürü kişi var. Trendyol derken o öyle teklif mi? He öyle tekliften bahsediyor. Öyle yazıyor. YouTube'dan. Büyük ihtimalle. Ben bana göre de 100 numaralı adam mıyım ben? Onu Instagram'dakiler, günlük bloggerlar yapıyor. Ona. Şampuan mı satarsın? Kel olurlar. Kel olur satarsın. Böyle dükkandayız. Kara haber tez duyuluyor şu anda. Ümit ne oldu, ne oldu? Altın düşmüş. Dünya mallarım. Ümit dünya mallarım zarara mı uğradı? Evet. Ne olacak? Erken almışsın. Şimdi alsan daha mı kârdasın? Bir gram daha alırdım herhalde. 20 gramda bir gram kâr edebiliyor muydum? Sen aldığında kaç gram? Kağıdı vardı, kağıdında yazıyordu. Zaten günlük alıp satmıyım ki. Ne yapacağım? Şu anda bugün mesela satsam zararı, altın düşmüş düşmüş. Ya bu kadar da düşmüş işte. Ya şimdi bana şey dedirtecek. Deme bir şey deme. Keşke param olsa altın alırdım bugün. He? Çeyrek ne kadar? Şimdi bak gram 1576 yazıyor. Hı. Satamı alma zamanı. Evet. Ben bileziği alalı 15 gün mü? 2 hafta. Ya o belli olur, telefonun nerede? Hesap yapıyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymuyor efendim. Zarardayım, ziyandayım. Şimdi ekonomi düzelsin de fark etmez. Gram altın düşsün, dolar düşsün, sıkıntı yok yani. Dolar düşünce YouTube'cular üzülür. Ya bir de bir şey söyleyelim mi? Benim YouTube param Türk parasındaydı. Dolara çevirdim, et düştü. Daha ne zaman çevirdik? İşte yani dış mihraklar şey, faizle bir şey. Ne zaman çevirmiştik dolara? Bilmiyorum ki. 2-3 gün önce galiba. 2-3 gün önce yani benim ya sus, bir şeye bakacağım son bir haftaki videolarım gitti yani. Geçiriz neredeyse değil mi? He, şimdi bir altın gramla şeyle bir bakayım. Bunun böyle şeylisi vardı böyle. O nerede? Aylık altılık göster. He. Hangi tarihte sen aldığın zaman? Dur bir ay daha getireyim.
Onu bilemem ki. 15 gün önce işte aldım. Şimdi dolar, ama dolar diyorum, altın atıyorum 1600, en yok 180, 1554 en düşük. Ne gösteriyor anlamı? Herhalde en düşük olanını hesaplıyorsun. Şimdi bugün hangisi? 14 Ağustos. 9 Ağustos. 9 Ağustos olabilir mi? Videolardan anca anlayabiliriz. Aldı, evet. Ya çok da değil aslında. Yani 100 lira fark var ya. Gram başı 100 lira mı? Ya gram başı 100 lira galiba ya. 20 gramda ne kadar? 2000 lira yapıyor. He? 2000 lira. Evet. 20 gramda. He. Ha, 2000 lira bu para. Bir çeyrek alırdım. 21 gram alırdım şimdi. Az. Getti la. Vallahi getti la. Üzüldüm değil mi şimdi? 2000 lira deyince. Evet, ben üzülüyorum. Dünya mallarımın değeri niye düşüyor? He? Dünya malımın değeri düşüyor. Canım sen ekonomi düzelsin de, düzgün gitsin de fark etmez. Ekonomi düzelse bizim kira düşecek mi? Yok. Ya, düşmeyecek tabii. Hiçbir şey olmayacak valla. YouTube param bile dolardan düştü. Yok be, sen bunu... Ben diyorum ya, ben YouTube işte parasına güvenerek bir iş yapsam ha yarı yolda kalıyorum. Görüyor musun? Tabii bana güvenecek. Evet, sana güvendim. Hadi bir çeyrek aldım, mutlu olayım. Yok kız, ne çeyrek alacağım ben de. Alamıyoruz daha. Daha okullar açılmıyor. Şey okullar yapıyor. Açılmasa... Yine bir iki çeyrek alırdım da alamadım. Gökçen okulu mahvetti beni. Olsun, Rabbim alanları mutlu, huzurlu etsin inşallah, değil mi? Tabii tabii, değil mi? Evet. Durumlar böyle. Size ekonomiden haber verdik burada, Beyli Bayan'la. Evet. Merhaba efendim. Kanalıma mutfağıma hoş geldin. Arabamıza hoş geldiniz. Güpe gündüz telefon tutma yok. Bak sabitiz, başınız gözünüz dönmüyor. Yol sohbetleri programına döndük. Evet. Biz bu parçayı aldıktan sonra. Nereye gidiyoruz? Telefon biraz tutucuyu. Ama şu anda Mevlana'dan çıkıyoruz. Bizim cepçi, teknik servisçi var. Cepçi? Onda tablet vardı da onu alacağım. Evet, tabletin şeyleri bozulmuştu. Dur, ben biliyordum. Neleri bozulmuştu? Kısa devre olmuştu. İşte bozuk işte ya. Bozuk işte. Şeyleri bozuk. Sağlam olsa sana gelir mi? Ya o dokunmatik de gelmiş, haberim olsa yapardım ben onu bir saattir ya. Ha. Adam da geldi almaya. Aşkım, dükkanı kilitledin mi? Kilitledin mi? Kilitledim ya. En iyisi. Ya böyle şeyler deme bana, eminiz herhalde galiba ya. Kilitledim canım. Tamam. Kilitlemedin demedim herhalde yani, ama böyle oluyorum işte. Ben kaç kere o merdiveni inip çıkıyorum biliyor musun? Ben bir iki kere şeyi açmıştım. Hani Havya'yı bu takılı bıraktım mı falan. Havya gibi. Zaten hep unutuluyor. Ama onu artık her akşam kontrol ettiğimden elektrikleri kapattığım için artık sorun olmaktan. Ay çıktı. Böyle gitmek çok güzel telefon tutmadan. Evet. Bana... Uzun yolda. Evet. Çok iyi şey yani. Gibi, araba nasıl sürülür efendim? Araba böyle sürülür. Şeye benzedi bu. Aslan Kral vardı ya şoförsüzlerin. Aynı onda böyle çekim, iç çekim yapıyordu. Aa tam evet evet. Şey, ondaki araba da kanguydu biliyor musun? Pet shop arabası. He. O araba da aynı arabaydı. Onu... Ya biz şeyi izleyecektik. 6. bölümünü. Şeyin ama 6. bölümü. O... Türk malının. Türk malının 6. bölümü. Hangi abla yazmıştı? Unuttum ya. Ama izleyeceğiz onu. Eğer izliyorsa bir yazar. Ama 6. bölümdü değil mi? 7. mi? 6. Kırmızı ışıklardayız. Biraz da arkasını çevireyim mi kamerayı? He? Yolu gösterelim. Olur. Düşünmüyorum. Yokuş gibi bir yana. Ooo, bak size hava yaptı. Size hava yaptı Ümit. Ay güzel bir şey aldığımızda bu mutluluğumuz, sevinçimiz. Niye biz fakir miyiz? Ruhumuz mu fakir? Ne o? Ruhumuz mu fakir? Hayır canım, senin olan halimizin
yani hepimizin olduğu bahane. Ben mesela bahane... şuna çok sevindim yani. Engel ben her şeye çok sevindim hocam. Böyle gidiyoruz. Hem dikkatim de dağılmaz mesela. He? Dikkatim de dağılmaz. Tabii canım daha dün görmüyor musun? Oraya şey telefonu koyduk. Şey görüntülü araba gibi. Televizyonu görüntülü tele... varmış gibi. Dur. Aynen. Teyip. Kamerayı arkaya çevir. Dur şey yapınca yaklaşınca çekiyoruz. Nereye yaklaşınca? Hem orayı gösteririz. Gittiğimiz yere. Artık hepiniz gidersiniz. Ne? Oraya. Artık herkes oraya gider. Ümit'e git benim oraya gidelim. Ama Ümit'in yaptığını yapamıyor ki orası. Canım herkesin bir iş dalı ayrı şimdi. Arabayı nasıl kaportası, motoru, tornası, freni, balatası her şeyi işi ayrı yapıyorsa. Karayollarındayız şu anda. Sol tarafta Burhan Usta'nın olduğu taraf. Şu Burhan Usta'ya da bir geçmiş olsa gidemedik. Ya ben geçmiş olsun dedim de dükkana gidemedik ya. Aynen. Ama biz bir tatlı alıp bile gittik ya. Adam hasta tatlı alıp bile. Kamerayı çevirdik. Ana kamerayı çevirdik ama trafik var. Evet. Çekime bak be. Sanki film çeviriyoruz ya. Sanki biraz titriyor mu? Yok iyi. O kadar olur. İyi. O kadar titre canım. Tabii trafikteyiz. Şu anda herkes trafikte. Burada trafik olacağını tahmin etmedim. Kendim söyledim. Evet. Öğüt bayağı kamerayı açıp kapatıyor. Ben hiç dahil olmuyorum buna. İyi yol araları boş geçiyordu video çekerken. En azından onları çekeriz. Bu arada buna ben takıyorum halen devam. Bazen çıkardığımda sanki şeyi hissediyorum. Göktuğ'nunki geldi mi? Alıştı. Ya eczaneye gitsene gelmiştir onlar söylemez ki geldi diye. Saat geçti bugün ya. Kaç saat? Saatin kaç? Geçti. Keşke hayal edip neyselerle keşkelerle hayal edip neyselerle vazgeçtik. Ya. Okudum motorun arkasına yazmışlardı. O akşam Sevil Ayar şöyle video çekeceğiz. Evet. Çok... Olay oluyor ben video çekeyim. Çok önemli belgelerle, çok önemli haberlerle. Allah var yukarıda. Allah her yerde yani. Hiç Allah yukarıda. Değil. Allah her yerde yani. Allah'ım her yerde yani. Ona bakarsan cehennemde şeyde yerin dibinde. Hani şey. Öyle gibi. Diyorlar evet. Ama alakası yok tabii ki. Yerinde bile değildir. Nerede olup olmadığını kimse bilemez. Yani. Allah her yerde. Allah var, gam yok. Yani eğer bensem hatalı bu dünyada ben çekeceğim. Ümitse Ümit çekecek. Oysa o çekecek. Şu teyze ise şu teyze çekecek yani. Sen de ne dolusun? Ben şaka diyorum sen. Şey dolu değilim be. Normal gündem güncel konuşuyorum. Ama ya. Deliller, hayatta... deliller, belgelerle bir şeyler göstereceğim. Dur. Evet. Öyle biz sakladık kendi teknik servisçilerimizi. Siz bulamayın diye. Hiç o yoldan sol tarafa evet. Dönmedik. Bak bu çocuklar size yol vermez geldiğiniz zaman. Bizi tanıyorlar. Bizi de bir arka sokak. Evet, hayat şartları ne olursa olsun bizde uçaklar iptal olmaz. Ne kadar arabaların arkasında yazılar yazıyor. Burası hiç teknik servis gibi değil ki. Geldik. Evet. Gizli kuytu. Gizli denilen Karayolları Merkez. Tatlı herkes. Şey gibi, araba kamerası gibi oldu ha. Giderken çekim yapıyoruz ya. Şey, story. Şey yapar. Nedir o? Ne? Arabam iyi olduğu zaman direksiyondan çeker story yapardım. Şöyle. Müziği de açardım şöyle. Niye arabam bunu? Ya git kendini göstereceğim birileri varmıştır. Onlara atıyorsundur. Ha. Tabii canım. Şimdi niye çekmiyorsun, atmıyorsun story? Şimdi niye atmıyorum? Şimdi işim var. Şimdi o zaman işin yok muydu? Var, o zaman da işim var. Ve? Ama... Havalıyız efendim o sıralar.
İki yarısı havalıyız. O zaman hevesim vardı. O zaman öyle modaydı. Şimdi her şeyin bir modası var yani sonuçta. Hala moda o. Hala bilmiyorum. Hala moda. O sınıflara takılmıyorum hala demek ki o yüzden. Kendini göstereceğim biri yok demek ki. Ay canımsın yani. Çok güzel bir sayfam var. Instagram sayfam oluyor. Oraya story atıyorum. Evet, neden hala konuştukça batmaya çalışıyorsun hayır bana? Hayır canım yani bazen her şey birileri olup da birilerine bir şey yapmak değil ki. Evet sana sinirleniyorum sus. Hayır canım illa birilerine evet, mi? Sinirleniyorum. Sen her gün yani dışarıya çıkıp gidiyorsun yani. Onunla aynı şey değil. O zaman sadece evde makyaj yap bana. Hayır onunla aynı hoş aynı şey değil. Nasıl aynı değil? Değil ya. O zaman nasıl aynı bak, değil bak kamera ya? Bizi çekmiyor diye tartışmayalım. Bizi çeksin o yeter der ya. Göstereceğim bak. Şu yokuş var şimdi. Şu arabada neden geldi önümüze? Şuranın şu görüntüsü çok güzel de. Araba olduğu için gösteremedim. Ya ne alakası var? Araba mı her yer? Ha, görünüyor.